Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu modelden 3-4 tane model geldi ve bir tane öğrencisini artık arkadaşlar çekmek istedim. modelin bu, iğne Yası modeli. Evet. Tığ dönmüş hali de bu şekilde çevirdim arkadaşlar. Ben çok beğendim. Gördüğünüz gibi. Burasını da küçük bu şekilde fil dişi, bülbül türküsü sizin memlekette ne deniyor? Bizde bülbül türküsü deniyordu arkadaşlar. Bakın bu şekilde de çok güzel ara suyuyla bütünleştirdim. Buradakini de e, mor renk yapabilirsiniz veya istediğiniz sırada hangi renk yapmak istiyorsanız. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet ara suyumuzun yapımıyla başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik arkadaşlar. Şimdi buraya iki tane zincir çekerek bu şekilde bir tane tığ battı yapacağız. 1 2 zincir. Hemen yanındaki tığ battımın içine girip bu şekilde iki zincirden bir tane tığ battı yaptım. 4 zincir çekiyorum. 2'nin 2 iki katı 4 zincir. Şöyle şu bombililiği vermek için. Çevirdim arkadaşlar. Buradaki tığ battımın içine 4 zincirimi sık iğne ile sabitliyorum bu şekilde. 8 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çevirdim şu şekilde. Hemen yanındaki tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde fil dişimizi yaptık. 1 2 zincir hemen yandaki tığ battıya girip bir tane tığ battı yaptım. 2 zincir Buraya toplamda arkadaşlar 8 tane tığ battı mesafesi yapacağım. Şu şekilde 1 2 zincir 3 4 2 zincir 5 6 7 2 zincir ve 8 8 tane tığ battı mesafesi arkadaşlar şu hem yaptığımız büyük kayayı hem de şu mesafeyi vermek için. Evet. 8 zincirimizi çektik. Bir zincir çekerek şöyle dönüyoruz. En son yaptığımız yuvamızın içini sık iğne ile sabitliyoruz. 1 2 zincir hemen sıradaki yuvamın içine girip buraya 4 tane yuva yapacağız. 2 i̇ki zincir ikinci yuvam 2 zincir 3. 2 zincir 4 4 tane bu şekilde yuva kaldı. Yuva yaptık. 3 tane de kenarda kaldı arkadaşlar. Şimdi bu kayamızın yapımına devam edelim. Bir zinciri çektim, döndüm düz yüzüne. Hemen sıradaki yuvamın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir tane yuva yaptım. 1 2 zincir 1 2 zincir. Sıradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 3 kaldı. Bir zincir tekrar dönüyorum. Buradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 1 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir kapattım. Evet. Şimdi tekrar bir zincir çekerek göz yüzüne döndüm. Hemen yanındaki yuvamızın içine sık iğne ile sabitledim. Bir tane kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İki zincirimi çektim. Bu şekilde. Sonra üç çekelim arkadaşlar. Biraz büyük olsun. Buraya kirpik de yapacağız. Rahat bir şekilde. Bakın. Şöyle iri olmaması için ikişer zincirle çekerek böyle bir kaya yaptım. Evet, sinek kanatlarımızı yapmak için arkadaşlar 10 zincirli yuva yapalım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimizi çektik. Şöyle ters tarafına çevirdim. Burada bir zincirle geri dönmüştüm. Sık iğne yapmıştık. Kesim işlemi yapmıştık arkadaşlar. Onun tam arasına sık iğneyi aralayıp bu 10 zincirimi buraya bu şekilde kapatıyorum. 5 tane zincir çekip simlik kanadına başlıyorum. Bu şekilde 5 zincirimi çektim. Yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Dönüyorum arkadaşlar. 5 zinciri bu. Aralayıp 3 zincirimi sık iğne ile sabitledim. 8 tane zincir çekiyorum. Döndüm düz yüzüne. Hemen arkadaşlar bu 10 zincirli yuvamın içine bu şekilde 8 zincirimi sık iğne ile sabitleyip bir tane sinek kanadı yaptım. Bu yaptığım sinek kanadından arkadaşlar buraya tam 6 tane yapacağız aynısından. Fazla zaman gitmesin hemen ben bunu 6'ya tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde 6 tane doldurdum. Siz de bu şekilde 6'ya tamamlayacaksınız. Şimdi şu şekilde aşağı inmesini göstereyim arkadaşlar bakın Buradan hemen dibinde döndüğüm yere bir tane sık iğne yaparak bu şekilde sabitliyorum şimdi yani 10 zincir çekerek başladığım dibe sık iğne ile sabitledim yine iki tane zincirimi çekip şöyle dönüş noktasının hani sık iğne ile var ya arkadaşlar onun arasına değil de yuvasına sabitliyorum İki zincirimi çektim şimdi bakın buradaki ilk döndüğüm yere giriyorum iki tane yani iki zincir iki tane yuva yapmış oldum kenarına indim bu şekilde bir iki zincir sık iğne ile sabitledim bir iki zincir bu şekilde ara mesafesini üç tane vereceğim arkadaşlar Burada 3 tane bakın. 8 tane yaptık, 3 tanesini bıraktık. Bu şekilde dört tanesini de kayamız için yaptık. Kayamız ve altı tane sinek kanadımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk sinek kanadımızın içine sık iğne ile ipimi sabitledim ve çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. 1 2 3. Tığımın başını 3 defa doladım. Hemen Yanındaki sinek kanadına girip bir tane ilmek aldım. 1 2 2 2 2 alarak başa kadar bu şekilde bir trabzan yaptım. Bakın. Bu ilk küçük yuvamız. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen yuvadan girip bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmekten çıkarıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde buraya tam 10 tane sık iğne yapacağız. Bu birinci sık iğne. Tığdan geçtim. 2 3 4 5 6 7 8 Bakın arkadaşlar. Şöyle geriye doğru tırnağınızla çekip şu oyuntuyu verin. Çok güzel duruyor. Bu şekil durması lazım. Dokuzuncu ve sonuncuyu da yine aynı şekilde yapıyorum. Ve sık iğne ile sabitledim. Yeşil yuvaya da girip bu şekilde bir tane de oraya sık iğne yapıyorum. Hem de ikinci yuvam için geçiş yapmış oldum. Evet ilk yuvamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi 13 tane zincir çekerek ikinci yuvama bu şekilde yuva yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 zincirimi çektim. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Şuradan ilk sık iğneyi kapattım. Yuvadan, yeşil yuvadan. Şöyle göstereyim. İpi ardacaktım ama. Şu şekilde bakın. Yeşil yuvadan sık iğne ile sabitliyorum. Şunu yakayım ki arkadaşlar daha net gözüksün. satmadığım için bu şekilde sık iğne ile de sabitledik. Bakın ipimizi de yaktık. Bir zincir çekerek düz yüzüne döndüm. Bu yaptığım 13 zincirin üzerine 18 tane arkadaşlar bu şekilde sahte sık iğne yapıyorum. Bu bir. Yine yuvaya girdim ilmek aldım. 2, 3, 4 bu şekilde 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şöyle demiştim ilkinde arkadaşlar bakın şöyle tırnağınızla geriye doğru çektiğiniz zaman şöyle bombililik olursun. 14 14 Bakın şu yağlı şeyi de kaybetmeyin arkadaşlar. Tırtıklamayın yani. 14 15 16 Şunu arkadaşlar bol tutarsak rahat geçeriz inşallah. 16 17 ve 18. sık iğnemizde bu şekilde bakın bir tık şöyle büyük bombililik dursa yeter sonuncu sık iğnemi de yapıyorum bu şekilde ilmeğimden geçiyorum bakın bir tane de arkadaşlar sonuncuyu da bu yeşil sık iğnemin içine yapıp şöyle sabitliyorum bakın çok güzel oldu üst üste gökkuşağı halkası gibi arkadaşlar çok hoş durdu 5 tane zincir çekiyorum bakın 5 zincirimi hemen buradaki sık iğneme geçiş köprüsü yapıyorum. Buraya 3 tane de kirpik yapacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 defa aynı ilkinde olduğu gibi 3 defa doluyorum. Hemen yanındaki sinek kanadımın içine girdim. 1 2 2 2 2 alarak bu 3 dolamayı bu şekilde bir tane yuva yaptım. Trabzan yaptım. Aynı ilk da ne yaptıysam arkadaşlar bu iki de. Sonra bunu bitirince 5 zincirle diğerlerine geçip bundan 3 tane yapacağız buraya. Bu şekilde. Diğerlerini de ben yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer iki tanesini de bitirdim. Sinek kanatlarımın üzerine aynı şekilde birinci de size gösterdiğim gibi yaptım. Şu 5 zincirli geçiş köprülerimize de 3 tane kirpik yapacağız zamandan tasarruf olsun diye arkadaşlar bu şekilde bir tanesini hazırladım. Şimdi bir tanesini de sizlerle anlamanız için beraber bu şekilde yapalım. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi yine bu 5 zincirli köprünün içine arkadaşlar sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 5 zincir Pardon. 7 zincir arkadaşlar. 5 zincir yapmıştım, küçük geldi diye 7'ye çıkardım. Aklıma herhalde o 5 zincirde kaldığı için size o şekil bilinçaltım söyledi. 7 zincir. 7 zincir gayet çiçeklerin arasında güzel bir kirpik oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir zincirimi de üzerine çektim 3 kirpikten sonra ipimi koparıyorum. Evet bakın duruşu bu şekil oluyor arkadaşlar. Hemen iplerimi yakıp buradaki kirpiği yapımına geçelim. Evet bu 3 zincirli yuvamızın içine de sık iğne ile girip ipimi bu şekilde buraya sabitledim. Yine aynı şekilde adedi 7 zincir arkadaşlar. 7 zincirimi çekiyorum bu yeşil yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Yine 3 tane 7 zincirli buraya kirpiğimi yapacağım. Bu 1, 2, 3, 4, 6 ve 7. Kapatıyorum aynı yuvanın içine. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane kirpiğimi yaptım. Yine bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Ve bakın şu boşluğu kapatmak için bu 3 kirpiği bu şekilde kullanıyorum. Hemen iplerimi yakayım. Şuradaki arkadaşlar beyaz kirpikleri de gösterip modelimizi bitirelim. Ortadaki fil dişinin içine sık iğne ile ipimi bu şekilde sabitliyorum arkadaşlar. Siz isterseniz bunların Tümüne de kirpik yapabilirsiniz. Ben biraz sadelikten hoşlandığım için bu şekilde sadece ortasına yaptım. Zevk size ait. Söylemesi benden tercih sizde. İki zincir kapattım. Bir, iki zincir bu şekilde kapattım. Bir zincirimi de çektim dibine arkadaşlar. Minik kirpiklerimi bitirdim. İpimi kopardım. Hemen şu iplerimi temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle daha önce sizler için hazırladım. Ve arkadaşlar bu şekilde ara suyum. çok zarif ve kibar oldu. Umarım bol beğeni bol yorum alan bir video olur arkadaşlar. İşinize yarayan beğendiğiniz bir video olur da şöyle YouTube önermelerde birazcık öne çıkarır. Emeğime karşılık beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Daha videolarımın gelmesi için beğeni ve yorumlarınız önemli. Modelim bu şekilde. Çok hoş ve çok zarif oldu. Hem kolay hem zarif oldu yani arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın.